Hareketsiz olduğu anda yerden yüksekliği 1,3 metredir. Buna göre iki kişi bu salıncak ile sallanırken salıncak ipi düşey doğrultuda 63 derecelik açı yaptığı anda salıncağın yerden yüksekliği x santimetre kaç metredir yani? Şuradaki yükseklikten bahsetmişler arkadaşlar bize. Şimdi bunu kosinüs 63'ün yaklaşık değerini vermiş bize. O ne? 0,45. Şurada bizim neyimiz var? 63 derecemiz var. O zaman bizim buradaki kosinüs 63 değerimiz x bölü 6 olmaz mı? X bölü 6 kosinüs 63 çeşit. Kosinüs 63'ün yaklaşık değeri 0,45. 0,45 ile 6'yı çarparsam burası 2,7 olmuş olacak. Yani şu yüksekliğim 2,7. Ben bunu şimdi 6'dan çıkartırsam bunun şuradan olan yüksekliğini bulmuş oluyorum. Yani 6-2,7 diyelim buradan 3,3. 1,3 de önceden vardı. 1,3, 3,3 topladım. Ne çıktı burası? 4,6 çıkmış oldu. O da burada E şıkkında var. Gelelim buradan 14. sorumuza. 14. sorumuz bakın şöyle sorulmuştur. Aşağıdaki tabloya birinci satırdan başlayarak ardışık sayma sayıları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir, işte 6 tane kutumuz var bizim burada. 1'den 6'ya kadar. Sonra 7'den 12'ye, sonra 13'ten 18'e vesaire bu şekilde devam etmiş gitmiş. Bu tablo pembe çizgi boyunca katlanacaktır. Üst üste gelen sayılar toplanarak elde edilen 3 sayı yeni oluşturulan 3 tutumlu tabloda aynı satıra yazılacaktır. Yeni oluşturulan tablonun her bir satırındaki sayıların çarpımı AN dizisinin terimlerini oluşturacaktır. Buna göre A10 bölü A5 oranı nedir diye bize sormuş. Bir defa önce buradan şuna bir karar vermemiz lazım. 1, 7, 13. Yani buradaki değerim 1'den sonra 6 çarpı 1, 6 çarpı 2, 6 çarpı 3 diye devam etmiştir. O zaman benim buradan önce A5'i bulmak istiyorum. A5 buradaki ilk, yani bir de şunu söyleyeyim ondan sonra devam edeyim. 1, 2, 3 buradan 4, 5, 6 ile toplanacak. Üst üste geldiği sayılar 3 ile 4 üst üste gelmiş olacak. 2 ile 5 üst üste gelmiş olacak. 1 ile de 6 üst üste gelmiş olacak. Dolayısıyla bizim buradaki AN dizisi şu şekilde yani 7, 7, 7 olmuş olacak. Bu 3 sayının çarpımı şeklinde yazılacak demişti. Yani burası ne oldu bize o zaman? 7'nin kübü olmuş oldu. Burası mesela 7 ile 12'yi toplarsam 19 olacak. İşte 13 ile 18 toplarsam 31, 31 diye devam etmiş olacak gibi. Peki, şimdi geldik buraya. A5 yani benim 5. satırın ilk sayısı ne olacak? 1 artı 6 çarpı 4, 24, 25 olacak. Son sayım, son rakamın zaten burada 1. satırda 6 çarpı 1 gelmiş, 2. satırda 6 çarpı 2 gelmiş, 3. satırda 6 çarpı 3 gelmiş gibi. Dolayısıyla biz buraya 5 çarpı 6 demiş olacağız. Şuradaki değerimiz bizim 30, buradaki değerimiz 24, 25, toplam 55. O zaman bizim buradaki A5'in sayıları 55, 55, 55 diye devam edecek. A10'a bakalım şimdi. 1 artı 6 çarpı 9, sonra buraya 6 çarpı 10 gelmiş olacak. Burası 54, 55, 60 da buradan gelirse 115 olmuş olacak. O zaman bizim buradaki değerimiz 115, 115, 115. Bu A10 dizisinin terimleri, A10 terimlerimiz diyelim. Buradan 55, 55, 55 de burası gelecektir. Hepsinin için buradan 5 ile sadeleştirirsem yukarıda 23, 23, 23, aşağıda da 11, 11, 11 kalmış olacaktır. Dolayısıyla 23 bölü 11'in kübü olacaktır diyoruz arkadaşlar buradaki sorumuz için. Gelelim buradan 15. sorumuza. 15. sorumuz da bakın bize şöyle verilmiştir. A ve AN ve BN sonlu aritmetik diziler olmak üzere aşağıdaki tablo verilmiştir. Birinci terim 5, artış miktarı x, terim sayısı da 13'müş. Bn, birinci terimin x, artış miktarı x artı 3, terim sayım da buradan 8 olmuştur. X doğal sayı olmak üzere An ve Bn dizilerinin son terimleri birbirine eşittir. Buna göre An dizisi, bizim ilk terimimiz buradan 5, artış miktarımız x, son terimimiz 13 olduğuna göre en eksi 1 yani 12 çarpı x gelmesi lazım. Bizim buradaki son terimimizin AN değerimizin, BN değerimizin ilk terimimiz buradan x artı x, artış miktarımız x artı 3. Toplam en son terimimiz bizim buradan 8 olduğuna göre ne getiriyorum buraya? 1 eksik olan 7'yi. Şimdi şuradaki değerimiz ne olacaktı bizim? 7x artı 21 artı 7. Dolayısıyla burası 8x artı 21 gelecektir. Şuradaki değerimiz zaten bize 12x artı 5 olmuş. Bu ikisini birbirine eşitlediğimizde
4x'tir buradan. 16x terimde buradan ne olacaktır? 4. Yani cevabımız buradan burs olacak arkadaşlar. Gelelim 16. sorumuza. Yine bir trigonometri sorusu arkadaşlar bu. Ve soru şöyle sorulmuştur bakın. Pınar yarıçapı 5 birim olan daire şeklindeki bir kağıdı koordinat düzlemi üzerine şekildeki gibi yerleştirmiştir. Çemberin merkezi koordinat düzleminin başlangıç noktasında olmak üzere D1 ve D2 doğruları x eksenine paraleldir. Pınar kağıdı şekildeki gibi D1 ve D2 doğruları boyunca katladığında MKOC iki tane MAON olduğunu görmüştür. Buna göre MN uzunluğu bir birim olduğuna göre bize KL uzunluğu nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. MN uzunluğumuz buradan bir birimse ve bunu biz tamamen yarıçapı 5 santimetre ise o zaman şu NO uzunluğumuz bizim buradan 4 olması lazım. Şurası 4 birim. Peki buradan biz yarıçap olduktan sonra 5 birim daima burası bize 5 olacaktır. O zaman bizim buradaki kosinüs alfa değerimiz yani burası alfa burası 2 alfa. Kosinüs alfa değerimiz ne olacaktır bizim buradan? 4 bölü 5 olacaktır. Kosinüs 2 alfa değerini biz buradan yarım açı formüllerinden 2 kos kare alfa eksi 1 olarak yazabiliyoruz. Kosinüs 2 alfa değerimiz de bizim o zaman buradan ne olacaktır? 2 çarpı 4 bölü 5'in karesi 16 bölü 25 eksi 1 geliyor burada. O zaman bizim buradaki değerimiz 32 bölü 25 eksi 1. O da bize buradan 7 bölü 25 olacaktır. Peki bizim buradaki kosinüs 2 alfa değerimiz OK bölü OC yani 5 olması lazımdır buradan. O zaman bizim buradaki OK uzunluğumuzu bulabiliriz. Şuradaki 5'leri götürdüm. Ne kaldı burada bana? 7 bölü 5 kalmış oldu. Tamam. OK uzunluğumuz bizim buradan 7 bölü 5 ise şimdi KL uzunluğu demişti bana. 5'ten OK uzunluğunu çıkartırsam KL uzunluğunu bulmuş olacağım. 5'ten 7 bölü 5'i çıkarttığım zaman diyelim buradan 18 bölü 5 olacaktır. Yani cevabımız buradan Edirne'dir diyoruz arkadaşlar bu sorumuz için. 17. sorumuz da yine bir logaritma sorusu ve soru şöyle verilmiştir bakın. 3 tabanına göre x eksi 1 artı x eksi 1 tabanına göre 84 eşittir 4 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye bize sormuş. Baştan arkadaşlar şöyle bir şey söylesem sonra da soruyu çözsek. Şimdi 3 tabanına göre burası 9 olsa 3 tabanına göre 9 diyelim 2 burası 9 olmuş olsa 9 tabanına göre 81 de bana 2'yi verecektir. 2 artı 2'den değerimiz ne olacaktır bizim buradan 4. Yani ben o zaman buradan x değerimi yani x eksi 1'i buradan 9 yapacaksam x değerim direkt buradan 10'dur diyebilir miyim? Biraz pratikten yapılmış bir işlem diyebilirsiniz arkadaşlar buraya. 3 tabanına göre x eksi 1. Şimdi normal çözümünü yapıyorum. 3 tabanına göre x eksi 1 buradan artı x eksi 1 tabanına göre 3 üzeri 4 de buradan gelmiştir. 4'ü biz buradan direkt başa aldık. Burası x eksi 1 tabanına göre 3 eşittir. Buradan ne geldi? 4 geldi. Şimdi burası 3 tabanına göre x eksi 1. Burası x eksi 1 tabanına göre 3. Ben bunu 3 tabanına göre çevirirsem burayı o zaman burası bende ne olacaktır? 4 bölü 3 tabanına göre x eksi 1. Şurasına şimdi ben T dönüşümü yaparsam biraz arkadaşlar sıkışık olduğu için işlemleri hızlandırdım. Buraya T dönüşümü yaptım. T artı 4 bölü T eşittir. Buradan 4 olacaktır. Paylaş dersem ben buradan t kare bölü t artı 4 eşittir buradan 4. 4 ile de buradaki t'yi çarparsam burası 4t olacaktır. Hepsini bir tarafa toplarsam t kare eksi 4t artı 4 eşittir buradan 0. O zaman burası t eksi 2'nin parantez karesi demektir. T 1 diyelim de buradan ne olacaktır benim? 2. Peki 3 tabanına göre x eksi 1'e ben buradan t demiştim ve onun değeri de buradan 2'dir. Şunu buradan buraya atarsam 3 üzeri 2'den 9, x eksi 1 diyelim buradan 9 oluyorsa x diyelim buradan ne olacaktır arkadaşlar? 10. Bu şekilde de çözümünü yapmış olduk. Gelelim şimdi 18. sorumuza. 18. sorumuz arkadaşlar aslında bir geometri sorusu fakat buraya alınmış. Bizim de şeyimize denk geldi. Buradaki soruyu nasıl çözebiliriz ona baktık şimdi. Burası 8 birim, 3 birim, 4 birim, 2 birim, 4 birim olarak verilmiştir bize. Ve sonra bizim buradaki şeklimiz şöyle yan olarak yatmış, yatık hale gelmiş buradan. Şimdi buradan şurası 4 birim, şurası 3 birim. O zaman şurası ne olacaktır bizde bir kere? 5, 3, 4, 5 üçgeni. Şuradan bizim şu A noktasına olan uzaklığımız denildiği zaman şu neyi çiziyorum bir defa dışarıdan dikliği çizdim. Peki buna göre şurası 90, buraya alfa, buraya beta dedik. Dolayısıyla burası alfa, burası beta olacaktır.
Şimdi 90'ın karşısı burada 5, 90'ın karşısı burada 4. Yine tabi biz buradan açı taşımaya devam edelim. Beta burası ise alfa buraya gelmiş olacak. Beta da yine bizim için buraya gelmiş olacak. Önce bir şuna bakalım. 90'ın karşısı burada ne olmuştur? 8. 90'ın karşısı burada ne olmuştur? 4. O zaman bizim buradaki benzerlik oranımız 1 bölü 2 veya 2 olacak demektir. K burası ise 2K burası olacak demektir. M burası ise 2M de burası mı olacak demektir? Evet. Peki şimdi alfa, beta, 90, alfa, beta, 90. Bu iki üçgende bir benzerlik kuralım. Bildiğimiz açı nerede var bizim burada? Şu üçgenden başlamak istiyoruz. Dolayısıyla burası 4, şurası 5. 4 bölü 5 bizim buradaki oranımız, benzerlik oranımız. Gelelim şimdi buraya. K burada K bölü 3. K bölü 3. Alfanın karşısı. Alfanın karşısı. O zaman bizim buradaki K değerimiz ne gelmiş olacaktır bize? 12 bölü 5. Bu cepte. Başka? M için bakalım şimdi. Bu defa beta'nın karşısına bakıyorum. Beta'nın karşısı burada 4. 4 bölü. Beta'nın karşısı burada M. 4 bölü M. Buradan ne eşit peki? 90'ın karşısı. 5 bölü 4. Bunu da yerine yazdık. Sonra bizim buradaki M değerimiz ne eşit oluyor buradan? 16 bölü 5 eşit olmuş oluyor. Peki bizim şuradaki yüksekliğimiz ne oldu? 2 katıydı. O da bize buradan 32 bölü 5'i mi verir? Evet. 32 bölü 5 artı 12 bölü 5 topladım. 44 bölü 5'ten 8.8 çıkmış oldu arkadaşlar bizim buradaki değerimizde. Gelelim buradan 19. sorumuza. 19. sorumuz limit sorusudur ve soru şöyle sorulmuştur bakın. Aşağıda aynı noktaya sabitlenmiş eşit uzaklıktaki, eşit uzunluktaki iki tane çelik halatın ucundaki küreler gösterilmiştir. Bu iplerin arasındaki açı alfa, kürelerin merkezleri arasındaki mesafe x olmak üzere. Limit alfa buradan 90 derece giderken x, alfa buradan 60 derece giderken x terimi almışız. Bakın 90 derece olmuş olsa a burası, a burası, burası da a kök 2 olacaktır. 60 derece olsa a burası, a burası, a da burası olacaktır. Dolayısıyla biz buradaki değerimizin 90'a götürdüğümüzde ifademiz bizim buradan, yani şu x uzunluğumuz buradan a kök 2 olacaktır. Şöyle. Zaten 60 derece olursa burası eşkenar üçgen olacağından dolayı burası ne olacaktır bizim için? A. Yani ben buradan şu çelik halatların bir tanesi uzunluğuna A dedim yani. Bu şekilde başlamış olduk soruya. Burası A kök 2, burası A. A'dan sadeleşirse ne gelmiş olacaktır benim buradaki değerim? Kök 2. O zaman bizim buradaki oranımız ne olacak? Kök 2 olmuş olacaktır arkadaşlar buradaki sorumuz için. 20. sorumuz güzel bir olasılık sorusu ve şöyle sorulmuştu bakın. Eren bir hesap makinesini 1'den 9'a kadar rakamların bulunduğu tuşları kullanarak her biri farklı satır ve sütundan olacak biçimde 3 tuşa basarak 3 basamaklı sayılar yazacaktır. Şeklindedir diye bize göstermiş. Buna göre Eren'in yazdığı sayının tek sayı olma olasılığı nedir? Bir defa şöyle bir şey yapabiliriz biz burada. Şu satır, bu satır, bu satır. Dolayısıyla bizim elimizde ne var? Bir kere 3 tane satırımız var. 1 bölü 3 ihtimalle ben buradan birinci satırı seçebilirim. Son rakam için ama arkadaşlar burası. 1 bölü 3 ihtimalle son rakamı seçtim. Birinci satırı seçtim. Buradan tek gelme ihtimali 2 bölü 3. Peki 1 bölü 3 ihtimalle ikinci satırı seçtim. Buradan tek gelme olasılığı 1 bölü 3. Yine 1 bölü 3 ihtimalle üçüncü satırı seçtim. 1 bölü 3 çarpı buradaki tek gelme olasılığı 2 bölü 3'tür. O zaman biz bunları toplarsak 2, 1, 2 topladım. Burası kaç yaptı bir kere bende? 5. 5 bölü 9'dur arkadaşlar. Bizim buradaki değerimiz cevabımız da buradan Bursa'dır diyebiliriz. Gelelim şimdi buradaki 21. sorumuza. 21. soru bir klasik kosinüs teoremi sorusudur arkadaşlar. Ve bakın şöyle sorulmuştur bize. Şurası 60 santimetre genişlik. Sonra üstteki dolabın, üstteki kapağı açtığımız zaman buranın şu karşıda yapmış olduğu açı 21 derece. Şuradaki alttan yapmış olduğumuz büyük kapağı açtığımızdaki açı değeri de buradan 51 santimetre. O zaman 21, 51 farkını bulursam şuraya ne gelecektir benim için? 30. 60 burası, 60 da burası olacaktır. Şöyle şöyle. Dolayısıyla bizim şuradaki uzunluğumuzdan bahsetmiş. Yani A üssüyle A2 üssünün uzunluğundan bahsetmiş. Dolayısıyla bizim buradaki değerimiz karşısına biz buradan x demiş olalım. Şuraya x dedik. Şurası 30 derece. Buralarda ne? 60, 60. O zaman bizim buradaki değerimiz 60'ın karesi artı 60'ın karesi eksi 2 çarpı 60 çarpı 60 çarpı kosinüs 30. Peki 60'ın karesi buradan 3600, 3600 buradan eksi 2 çarpı 3600 çarpı kök 3 bölü 2.
Şuradaki ikileri götürürsem buradaki faydam şöyle gelmiş olacaktır. Bakın 2 tane 3'ü 3600 eksi 3600 çarpı kök 3. 3600 ortak parantezine alırsam ben buradan 2 eksi kök 3 geliyor. Her iki tarafın karekökünü aldığımda 3600'ün karekökü buradan 60. Kök içerisinde 2 eksi kök 3. Peki bizim bu tarz sorularımız kökün içerisinde eğer 2 varsa direkt buranın çarpanlarına yöneliyorduk biliyorsunuz ama burada 2 yok. 2 ile çarpıyorum, 2'ye bölüyorum. Yani şuranın tamamını şöyle 2 ile çarp 2'ye bölüyorum. O zaman buradaki değerimiz 4 eksi 2 kök 3 bölü kök 2 olacaktır. Çarptığımda burayı, topladığımda burayı veren 2 tane sayı dersem kök 3 eksi 1 bölü kök 2. Paydasını rasyonel yapmak için burayı kök 2 ile genişletiyorum. O zaman değerim buradan ne olacaktır? Kök 6 eksi kök 2 bölü 2. 2 ile de buradaki 60'ı sadeleştirirsem 30 çarpı kök 6 eksi kök 2 gelecektir. O da nerede var bizim için? A şıkkında var diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. 22. sorudayız şimdi ve 22. sorumuz bize bakın şöyle sorulmuştur. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı y(x) fonksiyonu fx 3x artı a x eksi 2'den küçük olduğu durumlarda eksi 2 ile 4 aralığında x eksi 2 4'ten büyük olduğu durumlarda x kare artı a kare eksi 18 olarak verilmiştir bize. Buradaki soruda biraz şuraya dikkat etmemiz lazım. Biçimde veriliyor. Y eşittir fx fonksiyonu r eksi b'de süreklidir. Yani reel sayılardan sadece kimi çıkartıyorum? B'yi çıkartıyorum. O zaman burada sadece bir tek noktada sürekli değiliz. O da nerede olması lazım? Bir kere bizim için şu. Parçalı fonksiyonlarda parçalanan kısımlarda. Yani eksi 2'de olabilir. Bir de buradan nerede olabilir? 4'te olabilir. Buna göre şimdi 4'ün solundan ve 4'ün sağından limit değerlerine bakalım. 4'ün solu yani şuradan bakmam lazım. X eksi 2 olmuş buradaki değerim. Sağı dediğim zaman şuradan bakmamız gerekiyor. Burası bir kere solu 4 eksi 2'den 2 gelmiş olacak. Sağı dediğim zaman şuradan gelecek. 4 artı a kare eksi 18. Şuradaki değerimiz eksi 2 yani a kare eksi 2 oldu. Burası da artı 2. A kare değerim burada ne olması lazım o zaman? 4 olması lazım. A kare değerim 4 ise o zaman a değerim ya 2 olması lazım ya da eksi 2 olması lazım. Şimdi ben a'nın yerine artı 2 yazmış olursam o zaman bunu tanımsız yapacak veya pardon sürekli yapmayacak limitinin sağlanmadığı durum ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla o zaman ben buradan a yerine ne almam gerekiyor? Eksi 2. Bakın şöyle 2'yi ben burada yerine yazmış olsam yani artı 2'yi kullanmış olsam buradaki a yerine artı 2 şuraya gelmiş olacak. 3x artı 2 şöyle 3x artı 2. X'e ben buradan şimdi eksi 2 yazdığım anda eksi 6 burası ne çıkıyor? X 4 çıkıyor. Eksi 2'yi burada yerine yazdığım zaman da eksi 2 eksi 2'den yine X 4 çıkmış oluyor. Bakın şöyle. Dolayısıyla o zaman ben buradan X gördüğüm yeri pardon özür dilerim. A gördüğüm yeri eğer ben buradan 2 yazarsam bu her noktada sürekli olmuş oluyor. Demek ki bizim için o zaman ne olması lazım burası? A'nın eksi 2 olması lazım. A değerinin yerine eksi 2'yi yazarsak şuradan 3x eksi 2 x eksi 2 buradan da şimdi B noktasında da ne olacak? Süreksiz olacak. 2'yi ben burada yerine yazarsam 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eksi 2 burası ne olacaktır? Eksi 8. Eksi 2'yi yerine yazarsam burası eksi 4. Demek ki bunların sağ ve sol limitleri birbirlerine eşit değil. O zaman burada sağlanmayan kısım neresi? Eksi 2'nin olduğu yer. O zaman ne diyoruz bakın buraya? B değerim de eksi 2 oldu. Bana neyi sordu buradan? A çarpı B değerimiz. A çarpı B değerimiz ne oldu arkadaşlar bize buradan? 4 olmuş olacak diye biliyoruz buradaki sorumuz için. Gelelim buradan 23. sorumuza. Gerçel sayılarda tanımlı y'ler fx fonksiyonunda x'in artan değerleri için y değeri de artıyorsa f fonksiyonuna artan fonksiyondur diyoruz. Tamam. Buna göre fx x küp artı 5x kare artı a artı 1x fonksiyonun daima artan olması için a'nın alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bize sormuş. Bir defa türevinin ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Önce şu ifadenin bir türevini alırsak türevimiz ne olacaktır burada? 3x kare artı 10x artı a artı 1. Şimdi bu ifadede daima sıfırdan büyük sağlanabilmesi için yani daima pozitif olarak kalabilmesi için bizim buradaki ifademizin eşitsizliğe göre her taraf a'nın işaretinin aynısı olması lazım. Yani burası daima ne çıkıyor bakın bize? Artı oluyor değil mi? O zaman bizim buradaki kök değerimiz yok. Yani deltamızın ne olması lazım bizim burada? Sıfırdan küçük olması lazım.
Önce bu şu ifadenin deltasını biliyorum. B kare x 4 ac 100 eksi 4 çarpı 3 çarpı a artı 1 diyoruz buraya. O da küçüktür 0 olması lazım işte dedik. 100 eksi 12 a eksi 12 küçüktür 0 diyoruz buraya. 12 a'yı bu tarafa attım. 88 12 a'dan daha küçük olacakmış. Her iki tarafı 12'ye bölersem a değerim ne yapar arkadaşlar? 88 bölü 11 olsa 8 yapar. 12 olduğuna göre 8'den biraz küçük bir sayı yapar. Aileni alabileceğim en küçük tam sayı değeri ne oldu o zaman? 8 olur diyebiliriz arkadaşlar buradaki sorumuz için. Gelelim 24. sorumuza. 24. sorumuzda M bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir buradan 3m eksi 7 x üzeri 4 fonksiyonu veriliyor. F türev eksi 1 eksi 32 olduğuna göre f ikinci türevdeki bir değerimiz kaçtır diye bize sormuş. Burada arkadaşlar M'yi bulduk mu gerisi bizim için kolay. Önce ne? Buranın türevini alacağım. Türev şunun kat sayısını başa attım. 4 çarpı 3m eksi 7 çarpı x'in kübü. Yerine eksi 1 yazdığımız zaman çıkan sonucumuz ne olması lazımmış bize buradan? Eksi 32. Eksi 1'i burada yerine yazdım. Evet. Eksi 1 ile eksi 32 bunları götürürsem buradan ne kaldı bana? Artı 32 kalmış oldu. Her iki tarafı 4'e bölerekten burayı 8. 8 eşittir buradan 3m eksi 7. Dolayısıyla 3m buradan 15 ve m değerimiz buradan ne gelecektir bizim için? 5 gelecektir. Tamam. M yerine artık biz 5'i bulduk. Bundan sonrası kolay. Buradan yerine yazacak olursam fx'in kendisi 3 çarpı 5, 15, 7 çıkartırsam 8, 8 x üzeri 4 olması lazımmış. Buradan şimdi birinci türevini alırsam 4 çarpı 8 x küp, yani 32 x küp geliyor buradaki ifademiz. Bir tane daha türevini alırsam buradan 3'ü de başlatıyorum. 8, 4 ve 3 x kare. Sonra da x gördüğüm yere ne yazmam lazım artık benim? 1 yazmam lazım. O da bana neyi sağladı? Buradan 96'yı sağlamış oldu diyebiliriz. Gelelim buradan 25. sorumuza ve 25. sorumu şöyle vermişler bize. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana saniye bağlı konumu metre olarak x t eşittir buradan t kare artı 5 t olarak verilmiştir. Biz burada şimdi birinci türev bize daima yol denkleminde birinci türevi alırsak bize hız denklemine ikinci buradan bir türev daha alırsak o da bize ivme denklemine ivmeye götürmüş olacaktı. T kare artı 5T türevini alırsak biz buradaki ifadenin 2T artı 5 gelmiş olacaktır. Sıfır yerine yazdığımız zaman arkadaşlar bakın şurada bir tane 5 çıkıyor bize. Bize ne demiş bakın bu hareketin ilk 3 saniyelik ortalaması demiş. Sıfır yerine yazarsam 5, 1 yerine yazarsam 7, 2, 2 artacak değil mi? 7, 9 ve 11 gelecektir. Bunların hepsinin toplamı buradan 32. Peki 1, 2, 3, 4. 4 tane buradan zaman aldığımız için 4'e bölersek sonucumuz ne çıkacaktır burada? 8 çıkmış olacaktır arkadaşlar buradaki sorumuzda da. 26. sorumuz. Kolay bir limit sorusu diyebiliriz bu soruya. Limit x 4'e giderken 4'e nasıl gideceğim? Sol tarafından gideceğim. 4'e sol tarafından gidersem nereye karşılık gelmiş oluruz buradan? 3'e. Limit 3'e sağdan giderken, 3'e sağdan giderken diyelim ne olacak o zaman benim buradan? 5. Eksi 5'e sağından giderken, eksi 5'e sağından giderken diyelimiz buradan ne gelmiştir bizim için? Eksi 1. 3 artı 5 eksi 1'den çıkan sonucumuz ne olacaktır bizim buradan? 7 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuz kolay hakikaten. Gelelim şimdi buradan 27. sorumuza. Dik koordinat düzleminde x ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. Buna göre şu fx fonksiyonu grafiği, bu da bize gx fonksiyonu grafiği olarak verilmiştir bakın. Sonra f ve g fonksiyonlarının y eksenini kestiği noktalar a ve b olmak üzere a, b buradan 7 birimdir. F türev x buradan 3 bölü 2, sonra g türev x değerimizde bizim buradan ne olacakmış? Eksi 2. Olduğuna göre C noktasının aksi kaçtır? Bir kere arkadaşlar türev alındıktan sonra bizim için buradaki eğimi vermesi lazım. 3 bölü 2. O zaman benim bir kere şuradaki uzunluğum 3K, şuradaki uzunluğum 2K olması lazım. Ve şuradaki uzunluğu öyle bir şey olması lazım ki benim A'dan B'ye olan uzaklığım ne olsun bir kere? 7 birim olmuş olsun. O zaman biz buraya 6, şuraya da 1 birim verirsek bizim buradaki değerimiz 7, şuradaki değerimiz de 6 verdiğimiz için ne olacaktır? X4 olmuş olacaktır. Buna göre fx fonksiyonunun denklemini oluşturmak istersen x bölü x4 artı y bölü 6 eşittir buradan 1.
Bunu biz 12 ile birleştirirsek eksi 3 ile buraya çarpmamız lazım. 2 ile buraya çarpmamız lazım. Eksi 3 x artı 2 y değerimiz buradan 12 olacaktır. Buradan biz 2 y değerimiz 12 eksi 3 artı 3 x pardon bölü 2. O zaman biz buradan fx fonksiyonunun denklemini şöyle bulmuş olduk. 6 artı 3 x bölü 2. 6 artı 3 x bölü 2 olarak bulduk. Şöyle bu bizim fx fonksiyonumuzun denklemi. Geldik buraya gx fonksiyonunun denklemini oluşturmak için. Şu noktamız bir kere bizim sıfıra eksi bir noktası. Eğimimiz ne? Eğimimiz eksi iki. Y eksi y sıfır artı eşittir. N çarpı x eksi x sıfır. O zaman bizim buradaki değerimiz y artı bir eşittir. Buradan eksi iki çarpı x demiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki gx fonksiyonumuz y eşittir. Eksi iki x eksi bir olacaktır. Şimdi bu iki denklemi ortak çözüm yaparsak neyi bulmuş olacağız? Z noktasının apsini bulmuş olacağız. Şurada eksi 2x var. Gönderdik bu tarafa 7x bölü 2. 6'yı bu tarafa yolladık. Eksi 7. 7'leri sadeleştirdim. Eksi 1, eksi 2. O zaman bizim x değerimiz ne olacak? Yani c'nin buradaki apsi ne olmuş olacaktır bize? Eksi 2 olacaktır. Gelelim 28. sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat üzerinde 3. dereceden y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre buranın İntegrali alınmış. Bize x üzeri 4 bölü 6m, x küp bölü 18, 11, x kare bölü 8k eksi x verilmiş. Buna göre bize sorduğu soru m nedir? Bakın, buradan her iki tarafın türevini almış oluyorum. D buradaki integrali, dx de buradakini götürmüş oluyorum. Evet, fx'e ulaşmış oldum. Dolayısıyla şimdi buranın da türevini alırsam, fx değerim buradan 4x küp bölü 6m, 3x kare bölü 18, eksi 22 bölü 8k, eksi 1 diyoruz buraya. O zaman burada, şimdi bizim buradaki kök değerlerimiz eksi 4, eksi 1 ve artı 3 olmuştur. Normalde bunların hepsini yerine yazıp, buradaki ifadelerden bir tanesini sıfıra eşitlememiz yeterlidir arkadaşlar ama bununla biz biraz fazlaca uğraşırız. Şöyle bir kuralımız var. Bir kere x1 artı x2 artı x3. Yani bizim kaç tane kökümüz varsa kökler toplamı daima eksi b bölü a'dır. Dolayısıyla bizim buradaki eksi b dediğimiz değer, bakın şöyle düşünelim. Onu şuraya bir kere yazmak istiyorum. A x küp artı b x kare artı c x artı d diyoruz buraya. Şimdi kökler toplamı daima bize ne demiştik? Eksi b bölü a. O zaman x1 artı x2 artı x3 diyelim. X karenin katsayısı buradan 3 bölü 18 yani 1 bölü 6'dır. Tabi şuradaki x'i unutmayalım. Şimdi tabi şunu da yapalım hemen. Kökler neler? X4, eksi 1, artı 3. Bunları toplarsam sonucum ne olur bir kere benim buradan? Eksi 2 olur. Eksi 2 o zaman ne işte olmuş olacak bana burada? Eksi 1 bölü 6 bölü. A dediğimiz değer bizim buradan 4 bölü 6m değil midir? O zaman ben buradan eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü 6 çarpı 6m bölü 4 diyorum buraya. Eksi bir kere şuradaki eksileri götürmüş olacak. O zaman buradaki 2 değerim benim şu altları götürdüysem m bölü 4 olacak. O zaman benim buradaki m değerim ne çıkacak arkadaşlar? 8 çıkmış olacak. Evet arkadaşlar geldik 29. sorumuza. Bir integral sorusudur. İntegralde değişken değiştirme yöntemiyle çözülebilecek sorulardan bir tanesidir. Biz burada şimdi kökün içerisindeki x kare artı 2x artı 9'a u dönüşümü yaparsak biz buradan du yani buranın türevi d bölü du değerimiz 2x artı 2 olacaktır. O zaman ben burayı 2 parantezine alırsam şöyle buradaki 2 parantezine alırsam ifadem x artı 1 bölü 2 yani 2 çarpı x artı 1 yukarıda da bizim buradan x artı 1 ifademiz var. Bakın x artı 1'i buradan du olarak çekersem burası ne olacaktır bende? Du bölü 2 olmuş olacaktır. Du bölü 2 x artı 1 dx olmuştur. Dolayısıyla bizim buradaki fx dx denilen ifadeye girelim şimdi. Fx'i biz buradan nasıl düzenlemiştik? 1 bölü 2 u üzeri x'i 1 bölü 2 yani biz buraya u dediğimiz zaman çarpı du. Du bölü 2 yani şuradaki ifademiz. O zaman biz buranın direkt integralini alırken şuranın kuvvetini bir tane arttırdık. Burası ne oldu o zaman? U üzeri 1 bölü 2 olmuş oldu. Yukarıda oluşan sayıya da biz burayı böldüğümüz için 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 u üzeri 1 bölü 2. U dediğimiz değer bizim buradan x kare artı 2x artı 9'du. O zaman bizim buradaki değerimiz kök içerisinde x kare artı 2x artı 9 artı c olacaktır. Cevabımız burada c şeklidir arkadaşlar bu sorumuz içinde. Sorularımızı arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. 30. sorumuz geometri sorusudur. Geometriye dahil edilmiştir. Başarılar diliyorum hepinize.